Raci abi, nasıl oldun? Daha iyiyim. Dün gece ne oldu? Umarım onu götürebilmişsinizdir. Kendi başımıza mı taşıyacaktık? Peki ne yaptınız? Onu odasına geri götürmemiz gerekti. Ama dün gece olanlardan sonra herkesin durumdan şüphelendiğinden eminim ben. Neden öyle düşünüyorsun? Sevgili karın Mitali, Ronnie'yi yerde. Baygın görünce herkesi çağırdı çünkü. Bu bizim için kötü bir haber. Hayır hayır, iyi haber. Neyse ki Ronnie suyu içtikten sonra bayıldığını ve suyu alırken Tanu'nun orada olduğunu hatırlamadı. Ve kötü haber de var. Nedir peki? Adam kendine geldi. Ne diyorsun? Sadece o değil, evden kaçmaya da çalıştı. Bir şekilde onu ikna ettik. Yoksa hemen evden kaçmayı aklına koymuş durumdaydı. Bakın, en kısa zamanda onu evden götürmemiz gerek, yoksa başımız derde girer. Adam zaten çok sinirli. Bakın doktor, hemen onu kendine getirin. Eğer kendine gelmezse hastaneye götürün. Daha fazla evde kalmasını istemiyorum. Yani onun için daha fazla para harcayamam, anlıyorsunuz ya. Bakın, biz plan yaparken abi harekete geçti bile. Hemen gidip neler olduğuna bakalım hadi. Sabah sabah neden geldiniz? Aslında ben hiç risk almak istemedim. Yani ne söyleyeceğini kendim duymak istedim. Çünkü etrafında bulunan insanlara bakınca risk almaya hiç gerek yok dedim. Merak etme. Sorun çıkmaz. Neden? Ne oldu? Doktor bey, ne bekliyorsunuz? Muayene edin hadi. Abi, bence bu adamı hastaneye götürmeliyiz. Yani onu burada tutarak hem zaman hem para harcıyoruz. Her şey normal görünüyor. Neden hala uyanmadığını anlayamıyorum. Siz uzman mısınız, stajyer mi? Anlamadım. Yani doktor olmanıza rağmen durumunu anlamıyorsunuz. Diplomanızı görebilir miyim? Doktorla böyle mi konuşulur? Önce hastayı umursuyordun, şimdi de doktoru. Bakın doktor, kendine gelmesi bizim için çok önemli. Bakın, hata bende değil. Bazı şeyler ancak test yaparak belirlenebilir. Röntgen çekilmeli. Bir dakika durun. Buna hiç gerek yok. Konserde çalışanlardan biri bayılınca ne yaptığını hatırlasana. Hani oradan bir sopa alıp onun bacaklarına vurmuştuk ve o da hemen ayılmıştı. Yandık. Adam kemiklerimi kırmayı planlıyor. Hayır, röntgene hiç gerek yok. Konserde çalışanlardan biri bayılınca ne yaptığını hatırlasana. Hani oradan bir sopa alıp onun bacaklarına vurmuştuk ve hemen ayılmıştı o da. Yandık. Adam kemiklerimi kırmayı planlıyor. Doğru. Hatırladım. Kan pıhtısı yüzünden bile olabiliyor. Bir fikrim var. Onu kaynar suya sokalım. Pıhtı çözüldüğünde kendine gelecektir. Hayır, olmaz abi. Bunu yapacaksak birkaç saat onu tepe taklak asmamız gerekiyor. Ve kan beynine ulaşmadan nefes alamayacağından uyanmaz. Ne diyorsunuz siz? Bence ona şok verelim. Şoku yediğinde uyanır. Ne diyorsunuz? Bunu kesinlikle yapamayız. Çünkü hastada böyle bir durumun belirtileri görünmüyor. Ben sizi iyi tanıyorum doktor bey. Siz sadece parayı düşünürsünüz. Hastalığa bakmazsınız. Çekilin, ben hallederim. İzninizle doktor. Bak, hala zamanın var. Yoksa paramı harcadığın için şoku... Şoku yiyeceksin şimdi. Eğlenceli olacak. Kalkıyor musun yoksa... Hayır! Hayır!
Bu bir mucize. Daha şok vermeden kendine geliverdi. İyi. Bakın doktor, böyle yapılır. Bence siz gitarım karşılığında diplomanızı bana verin. Önce bir muayene edeyim. Nasıl hissediyorsun? Acın var mı? Hayatım acı dolu. Neredeyim ben? Bu insanlar kim? Doktor. Doktor, benim başım çok ağrıyor. Doktor. Abi, sanırım başını çarptığı için hafızasını kaybetmiş. Bu yüzden bir şey hatırlayamaz. Bir şey hatırlamıyor musun? Beni de mi? Ben Rock Yıldız abi. Bu şerada evimi dekore etmiştin. Hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Başım çok ağrıyor ve dönüyor. Evime gitmek istiyorum ben. Hey, bir dakika, bir bırak dakika. Beni. Dur. Eğer hafızanı kaybettiysen biz aileni tanıyoruz. Seni onların yanına götürürüz, değil mi? Senin gitmene gerek yok. En iyisi sen burada yatıp biraz dinlen, tamam mı? Öyle olmaz ama. Böyle küçük bir kazayla hafıza kaybedilir mi? Eğer iç kanama varsa hafızasını kaybedebilir. O zaman bir şey hatırlayana kadar burada kalacak. Dün gece arabamla sana çarpmıştım. Sonra buraya getirdim. Hayır mı? Hatırlamadın mı? Peki sana 10 milyon ödemem gerektiğini de hatırlamıyor musun? Bunu hatırlamamana sevindim. Ödememe gerek kalmadı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hem de hiçbir şey. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle mi? Demek hatırlamıyorsun. Beni nasıl hatırlamıyorsun peki? Kunda'nın halası mısın? Gerçekten hatırlamıyor musun yoksa hafızanı kaybetmiş numarası mı yapıyorsun? Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum. Başım çok ağrıyor ve dönüyor. Evime gitmek istiyorum. Hey, dur bir dakika, dur. Eğer hafızanı kaybettiysen biz aileni tanıyoruz ve seni götürürüz. Senin gitmene gerek yok. Sen burada dinle. Benim ailem yok. Bir ailesi yokmuş. Doktor, hafızası geri geliyor. Ailesini hatırladıysa yakında diğer her şeyi de hatırlayacak demektir. Doktor bey, bence siz ona şöyle iyi bir sakinleştirici yapın. Birkaç saat uyursa her şeyi hatırlar ve kendine gelir. Sen delirdin mi ha? Doktor da kim? Kolay itiraf etmeyecektir. Doktor bey, bu iğnenin etkisi ne kadar sürer? Yani ne kadar uyuyacak böyle? 6-7 saat kadar. Adam ne güzel numara yapıyordu. Burak neden doktora sakinleştirici verdi? Tabii'ye yardım ediyor. Onun arkadaşı. Ama sorunumuzu arttırdı. Burak çözülmesini daha da karmaşıklaştı. Ve sen neden iğne yapılacağı sırada onu tuttun Raja abi? Ne?
Ne yapacaktım? Arkadaşım olduğu için iğne yapmamalarını mı söyleseydim yani? Ha? Konuşmadan önce düşün biraz. Asıl sen düşünseydin. BJ'yi kurtaracak bir fikir düşünebilirdin belki o zaman. Aslında aklıma iyi bir fikir geldi. Doktor onun yerine iğneyi sana yapmalıydı bence. Sonsuza dek susmamı istediğini biliyorum. O kadar şanslı değilim ben. Sen BJ'den daha büyük bir belasın. Onunla uğraşabilirim ama seninle uğraşamıyorum. Söylediklerine dikkat et. Lütfen Tanu, yeter artık. Kavgayı bırak. Eğer bir sorunun varsa git buradan. Seni zorla yanımızda tutmuyoruz ya. Bırak bize git. Biliyordum. Sonunda bana bunu da söyleyeceğini biliyordum. Of. Senin yüzünden ailemle kavga ettim ben. Artık benimle konuşmuyorlar. Ve sen... beni hayatından çıkarmak istiyorsun. Peki abi, o da beni istemiyor. Herkes çok bencil. Şu televizyon dramalarını bırak artık, tamam mı? Biraz iş konuşalım. Of Raca abi, ne diyeyim ki? Çok üzgünüm. Sen neden bize suç atıyorsun ki? Fikrin varsa söyle, yoksa sus. Buldum. Şuna ne dersiniz? Eğer yemeğine zehir koyarsak sorunumuz kökten çözülmüş olur ve adam ölür. Sen yapar mısın? Neden ben yapıyorum? Aliye, hayatın en büyük hatası nedir biliyor musun? Bununla dost olmak. DJ 6-7 saat uyuyacak ve onu ben hallederim, merak etmeyin. Ama sen de bunu sustur, tamam mı? Çünkü karşıma çıkarsa onu mahvederim. Raca abi... Sanki onunla konuşmaya bayılıyorum Tanu, şimdi. Tanu yeter artık. Bebek gibi ağlamayı bırak, tamam mı? Kendine gel. Burada neler oluyor? Tamam. Ben de üzgün numarası yapayım. Sorun nedir? Aa, biz de seni bekliyorduk. Hadi gel. Evet. Benim fikirlerim çok önemlidir tabii de siz öyle düşünmezsiniz. Ne söyleyeceksin? Sen abini nasıl kandırabiliyorsun? Abinin duygularıyla... nasıl oynayabiliyorsun? Onun kardeşisin sonuçta. Bir şey söylemek istiyorsan söyle. Diyeceğim şey... bu kim? Tanu, arkadaşım. Kim olacak? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşındı. Bundan sonra senin yengen. Yani yengeni nasıl böyle üzebiliyorsun sen? Eğer abi bu yaptığını öğrenirse sana çok kızar. Ne istiyorsa yap bence. Onu üzme, yoksa hiç iyi olmaz. Tamam mı? Onu bence üzme. Cidden ona istediği şeyi vermemi mi istiyorsun? Evet, var tabii. Her zaman insanlarla paylaşmalısın. Peki ne istiyor? Bilmek mi istiyorsun? Bir saniye. Tanu, telefonumu alır mısın? Sen... ne istediğini mi merak ediyorsun? Evet. Ne istediğini söyleyeyim mi Tanu? Seni öldürmek istiyor. Bırak beni, bırak. Bak Tanu yenge. Karşında duran sevgili Tanu yengem benden seni öldürmemi istedi. Benimle uğraşma, yoksa fena olur, tamam mı? Şikayet mi ediyorsun? Git buradan. Görürsün sen. Seni Praga'ya şikayet edeceğim. Abla, adam bizim sandığımızdan daha akıllı çıktı. Baygın numarası yapacağını hiç düşünmemiştim. Ne yapacağız? Evet, bu doğru. Kesin hafızasını kaybetmesi de numaradır. Bu mantıklı Bülbül. Peki o garip numarayla onu kaldırabileceğini nereden bildin sen? Aslında o yatarken eline iğne battığında gördüm. Hiç ses çıkarmadı. Ama hareket ettiğini gördüm. Üstelik gözünü de açtı. O zaman baygın numarası yaptığını anladım işte. Artık bundan eminim. Adam numara yapıyor. Kesinlikle. İyi ki onu gördün ve sakinleştirici verdirdin. Bu iyi bir hamle oldu. Yoksa elimizden kaçardı. Peki şimdi ne yapacağız? Yani hafızasını kaybetmiş gibi yapıyor. Onu zorla konuşturmayı başaramayız. Yani biz bunu ona zorla yaptıramayız. Of abla, sen merak etme. Biz ne kadar endişeliysek düşmanlarımız da o kadar endişeli. Ve eminim ki bu yüzden bir hata yapacaklardır ve biz de onları iş üstünde yakalayacağız o zaman. Ama artık çok tedbirli davranacaklardır Bülbül ve onları ele verecek bir hata yapmayabilir ve kaçabilirler bence. O zaman o dekoratör bizim hiç işimize yaramıyormuş gibi davranalım.
Onu boş verelim. Düşmanlarımız da onu umursamadığımızı düşünerek rahat bir plan yapabilirler. Biz de o sırada gizlice izliyor oluruz ve onları yakalarız. Ne dersin abla? İyi bir fikir değil mi? Bence Bülbül çok haklı. Bunu yapmak hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. O zaman bir çözüm yolu bulabiliriz. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Ben de pes etmek istemiyorum. Ben de pes etmiş değilim büyük anne. Sadece bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini söylüyorum size, o kadar. Of abla, hep endişeleniyorsun. Bu kadar düşünme. Sakin ol. Her şey düzelecek ve hemen başlayacağız. Tamam mı? Bak Burak, seninle evin bir haritasını çıkarıp giriş ve çıkışları işaretleyelim. Böylece kimin girip çıktığını kontrol edebiliriz. Sürekli izlemeliyiz. Hı? Burak, siz haritayı hazırlayın. Ben de abiye kahvaltı hazırlayacağım. Eğer zamanında yemezse huysuzluk yapmaya başlar. Sonra planı anlatırsınız, tamam mı? Vay! Kahvaltı çok lezzetliydi. Lan. Bağırma abi. Hazırladığı kahvaltıyı yediğimi bilmemeli. Yüz ifademi de tabağda sakla. Robin! Bence hain kadın biraz değişti. Beni hiç dinlemezken şimdi her dediğimi yapıyor. Bugün kahvaltı hazırladı, yarın yemek yapar, sonra masaj yapar, sonra da parmağımda oynatmaya başlarım. Her yerde seni arıyorum. Burada mısın sen? Beni çok mu özledin? İki dakika uzak kalamıyor musun? Yok öyle bir şey. Kahvaltı etmediğin için arıyordum ben seni. Salona getirdim ama orada da yoktun. Orada bıraktım. Getireyim hemen. Hayır, sorun değil. Boş ver. Kahvaltı etmesem ne olur ki? Ne fark eder? Tamam, karnım aç. Ama sana kızmadım. Öyle mi? Hı-hı. Demek kahvaltı etmedin ha? Buna rağmen bana kızmadın. Hı. Ne kadar garip. Beni gördüğün anda tartışmaya başlarsın sanmıştım. Sen delirdin mi? Hayat kavga etmek için çok kısa. Eğer sürekli kavga edersek nasıl mutlu olacağız? Ve ben seni çok seviyorum. Aramızın kötü olmasını istemiyorum. Öyle mi? Evet öyle, tabii öyle. Hatta ben... Her güne seninle başlamak istiyorum. Bütün gün seni görmek istiyorum. Gözlerinde kaybolmak istiyorum. Hem de bütün gün. Seni öyle çok seveceğim ki... ...ne yemek gerekecek ne de su. Çok haklısın abi. Sonuçta tok olduğun zaman... ...nasıl yiyebilirsin? Bu ne? Bu sana hazırladığım sandviçin artıkları. Asıl soru bunu kimin yediği? Fare yemiş olmalı. Büyük anneme evdeki fareleri ilaçlatmasını söylemiştim ama beni dinlemiyor bir türlü. Fareler çabuk ürer. Bugün sandviç yerler, yarın masayı yerler. Sonra çatıyı yerler. Sonra da yağmur içeri girer. Yani sen yemedin ha? Midem üstüne yemin ederim. Beni seviyorsan neden miden üstüne yemin ediyorsun? Birini sevdiğin zaman ona yalan söylememen gerekir abi. Ve o insana güvenmen gerekir. Ama biliyor musun, senin çabaların hiç de ikna edici değil. Bazen beni gerçekten seviyor musun diye çok merak ediyorum. Tabii ki çok seviyorum. Ne, bunu nasıl söylersin? Doğru. Neden beni sevdiğine ikna olamıyorum ben? Ne? Seni nasıl ikna edebileceğimi bilemiyorum artık. Eğer bana... Beni ikna edemiyorsun. Ve nedenini de sana açıklayabilirim. Kapat gözlerini. Sana kapat dedim. Ellerini göster. Kalbinin atışlarını hissedebiliyor musun? Hı.
Sayabiliyor musun? Hı hı. Benimkini hissedebiliyor musun peki? Hı hı. Sayabiliyor musun? Hı. Kalbimin sesini bana dokunmadan hissedebildiğin gün, işte o zaman beni gerçekten sevdiğine ikna olacağım. Sanki dünyada bizden başkası yokmuş gibi olacak o zaman. Yalnızmışız gibi. Buraya çağırdılar ki. Ay ne bileyim. Yani ya Pragya çağırıyor ya da büyük anne. Bazen Abi de çağırıyor. Alya ile Tano neden çağırdı? Bir şey mi planlıyorlar? Bırak bir şey planlamayı. Ancak canımızı sıkar bu kızlar, o kadar. Yıllardır ilk defa mantıklı bir şey söyledim, biliyor musun anne? Çak hadi. Yapıştırırım bak ha. Şuna bak. Ne oldu Alya? Neden bizi buraya çağırdın? Her şey yolunda mı? Hadi aman yine, aman abi. Yani her şey yolunda. Sanki toplanmamız için sadece bir sorun olması gerekiyormuş gibi. Hayır ama bir sebebi olmalı. Hayır nine, bir sebebi yok. Sadece tüm aileyle zaman geçirmek istedim. Biraz birlikte zaman geçirmek güzel olmaz mı? Bu numara da ne? Bu ikisinin aklından yine ne geçiyor acaba? Ne oldu? Ayakta durmayın. Cezalı mısınız? Oturun. Hadi. Tamam. Otururuz tabii. Otur Tanu. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Sonuçta ailecek biraz zaman geçirmeliyiz. Birlikte yemeli, birlikte üzülüp gülmeliyiz. Bu yüzden sizi buraya çağırdım. Yo yo yo, yanlış bir şey yapmadın. İyi oldu. Bazen böyle zaman geçirmemiz gerek. Ama bakın, sadece ailece. Yabancılar kendi işlerine baksınlar bence. Nine, bugün kimse yabancı olmasın. Bugün aramızdaki anlaşmazlıkları unutalım artık. Değil mi? Birlikte olmak bahanesiyle dekoratöre bir şey yapmayı mı planlıyorlar yoksa? Yine lütfen bugün yabancı birini getirme. Bugünlük bütün farklılıklarımızı unutalım. Olur mu? Aileyle kaliteli vakit geçirmek kismesi altında. Acaba dekoratörle ilgili bir şey planlıyor olabilir mi? Evet. Ama sohbetimizin başlığı ne olacak? Yani hangi konu hakkında
hakkında konuşacağız. Size birkaç tane konu önereyim ben o zaman. Mesela hangi dizinin başarılı olduğunu konuşabiliriz. Son günlerde çıkan filmlerden hangisi daha iyi? Hangi oyuncu ne kadar para kazanıyor? Ve filmin gişe hasılatını, soğan ve domates fiyatlarını... Neden herkes bana bakıyor söylesenize. Niye öyle bakıyorsunuz ki? Ben sadece sohbet için konu başlıkları öneriyordum. Bu arada bu konulardan hiçbirini tercih etmediğimi söyleyemeyeceğim doğrusu. En sevdiğin konudan konuşmana izin verirsek başka hiç kimseyi konuşturmazsın. Şimdi sessiz ol. İnsanları dinle, tamam mı? Onların da dinleyiciye ihtiyaçları var. Bence yengem doğru söylüyor. Bize konu başlığı gerek. Ben de bazı başlıklar öneririm. İlk konu... Herkes son günlerde yaşadığı yeni duygularını ve duygusal değişimlerini anlatsın. Tamam. İkinci konu ne? İkinci konu da şu ki... Herkes... aynı duyguları tekrar tekrar yaşayabilmek için ne yapmak istediğini söylesin. Hı? Mükemmel abi. Bu iyi bir başlangıç. Güzel konu. Peki kimden başlıyoruz? Benden başlayabiliriz mesela. Nine, önce sen başla. Tamam, ben başlıyorum. Bazen sanki senin hayalini görüyorum ben. Nine, senden şarkı söylemeni istemedik ki. Konu hakkında konuşacaksın. Ben de öyle yapıyorum. İyi bir başlangıç için bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben de şarkı söylüyorum. Çok güzel dinle. Çok güzeldi. Hepsi çok sıkıcı. Başka bir şey yapmıyorlar mı? Sessiz ol. Bırak tiyatro devam etsin. Regen söylediğini unuttun mu? Bizden onları oyalamamızı istedi. Hadi. Her şey yolundaysa neden böyle rol yaptıklarını anlamadım. Bırak. Ne isterlerse yapsınlar. Burada oldukları sürece dekoratör ben de olur. Pekala, onlara göz kulak ol. Ben birazdan dönerim. Çok güzel teyze. Bülbül. Şimdi sıra sende. Ne söyleyebilirim sana? Sen devam et. Abi bir şeyler söylemen gerekiyor. Hepimiz bir şey söyledik. Pekala. Şöyle söyleyeyim. Ben Burak'la buluştuğumda çok iyi hissediyorum. Onunla vakit geçirmeyi seviyorum. İşte bu yüzden de bir an önce Burak'la evlenmek istiyorum. Hayatımın geri kalanını Burak'la geçirmek istiyorum. Evlilik hayatında onunla birlikte mutlu yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Oldu mu? Ana girişten gir, sonra da ana kapıdan evin içine gir ki herkes seni karşılasın orada, değil mi? Ondan sonra da Vijay'in odasına kadar sana eşlik edeceklerdir. Sen de onu alıp aynı yoldan döner ve yine ana kapıdan çıkarsın. He? Aptal olma, seni salak! Arka kapıyı açtım diyorum sana, o kapıdan içeri gir. Bir pencere göreceksin. Pencerenin yanındaki duvarda çarpı işareti var. Beni o çarpı işaretinin yanında bekle, tamam mı? Canları cehenneme. Aile toplantısıymış. Aile toplantısının olduğunu söylüyorlar. Ama kendi aralarında konuşuyorlar. Kimse benimle konuşmuyor. Benimle konuşmak istemiyorlarsa... Neden o zaman beni de çağırdılar anlamıyorum. Dış kapının mandalıymışım gibi hissettim kendimi. Espri yapınca hepsi birden burun kıvırıyor.
Zekice, Zekice bir şey söylediğinde hepsi kahkaha atıyor. Artık bu kadar yeter Niteli. Büyük anneme saygımdan hep sessiz kaldım ama artık yeter. Canım isterse onlara çok güzel ders verebilirim. Her şeyi hazırladım. Sadece Tanu ve Alya'nın herkesi oyaladığından emin olmam gerekiyor. Çünkü herkesle baş edebilirim ama Mitali ile baş edemem. Ah ne derler, insan lafın üstüne gelirmiş. Neden üzgün görünüyorsun? Beni evlendikten sonra hiç mutlu gördün mü sen? Bugün niye sordun ki? Ne oldu, hadi söyle. Ne mi? Bütün aile bireyleri birbirleriyle konuşuyorlar. Birbiriyle duygularını paylaşıyorlar, sorunlarını anlatıyorlar. Demek ki kızlar onu oyalıyor. Hemen gitmem gerekiyor. Hey! Ne düşünüyorsun? Kimse benimle konuşmazsa canıma sıkılacağını mı düşünüyorsun? Söylesene hadi. Hiç kimse benim umurumda değil. Anladın mı beni Raş? Evet, boş ver onları. Şöyle yapsana. Bence odana git ve uyu, tamam mı? Belki rüyanda mutlu olabilirsin. Neden benden bu saatte uyumamı istiyor ki? Bu saatte uyumaktan bahsettiğinde hep beni azarlardı ama bugün... Bugün kötü kokular alıyorum ben. Raş! Böyle giymiş nereye gidiyorsun? Ofise gidiyorum. Tamam. Tamam, istediğin yere git. Ama bugün ben de seninle geleceğim. Birlikte dışarı çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Sen uyumaya git bence. Benim dışarıda işlerim var. Sinemaya veya gezmeye gitmiyorum. Öyleyse beni de yanında götür. Çünkü böyle şık kıyafetler içinde nereye gideceğini ve ne yapacağını çok merak ettim doğrusu. Ah Mitali, gerçekten geç kalıyorum biliyor musun? Umurumda bile değil. Ben de seninle geliyorum. Konu kapandı. Pekala, benim de gelebilirsin. Git çantanı al ama sakın kimliğini yanına almayı unutma, tamam mı? Çünkü kimliğin olmadan oraya kesinlikle giremezsin Mitali. Kimlik mi? Patron sen değil misin? Ben de senin karınım. Beni o ofise girmekten kim alıkoyabilir ki? Bu inanılmaz. Ha? Gerçekten ofise mi gidiyorsun yoksa başka bir yere mi? Gelmek istiyormuşum. Eğer istiyorsan git ve kimliğini yanına al. Neden sinirleniyorsun? Hemen alıp geliyorum. Kimsin sen? Ne demek o? Ben Pragya'yım. Hangi Pragya? Bunu bana neden yapıyorsun? Sen göründüğün kişi değilsin. Yukarıda kalp atışlarından bahsediyordun. Ancak tombiş böyle konuşabilir. Çünkü o ilişkilerden ve duygulardan anlar ama sen anlamazsın. Sen sadece paradan anlarsın. Bunu bana neden yapıyorsun? Onu unutmaya çalıştığım sırada neden sürekli onu hatırlatıyorsun bana? Benimle neden oyun oynuyorsun? Seninle oyun falan oynamıyorum. Aslında sen benimle oyun oynuyorsun. Oyun mu oynuyorum? Bana söyle, insan iki kez aşık olamaz mı? Yüzünün güzelliği için sana aşık olduğumu kabul ediyorum ama kalbin de mıknatıs gibi peşinden geldi. Kimsin sen dedin. Bana aşkın anlamını öğreten kadın mı yoksa sadece parayı önemseyen kadın mı? Cevap ver. Kim olduğumu bilmek istiyorsun ama... Kalbimi görecek gözlere sahip değilsin. Onlara gerek yok. İnsanları yargılayamam. Büyük annem doğruyla yanlış ayırt edebilmem için beni seninle evlendirdi. Beni yalancılardan ve sahtekarlardan koruyasın. Ve ben sana güvenmeye başlayınca sen bana ihanet ettin. Artık sevdiklerimle düşmanlarımı birbirinden ayırt edemiyorum bir türlü. Sen hayatımın en büyük hatası ve en büyük dersisin. Aşık insan bile değişebiliyorsa her şey değişebilir. Senin kalbini görecek gözlerim olmadığını söyledin. Belki haklısındır ama
Senin gözlerin var. Şimdi bana gerçekte kim olduğunu söyle. Söyle bana. Sana iyi davranmaya çalışıyorum. Hareketlerin yüzünden içime dolan bu nefreti yeniden kışkırtmaya kalkma, sakın, olur mu? Soruma cevap ver. Bak, bu senin sorunun. Neden sana bir yanıt vereyim ki? Yeniden aşık olmak bir sorun mu? Ben öyle bir şey demedim. Başka bir şey de demedin ama. Bana ne hissettiğini söyle artık. Zamanı geldiğinde ne hissettiğimi sana söyleyeceğim. Daha fazla bekleyemem ben. Bana ne hissettiğini söylemek zorundasın artık. Kalp atışlarını hissedebiliyor musun? Benim kalp atışlarımı hissediyor musun? Nikli hai dil se ye dua. Kalp atışlarımı hissedip bana dokunmadan onları sayabildiğin gün beni sevdiğine ikna olacağım. Buna beni inandırabileceksin. Seni her şeyden çok seviyorum. Kaldır onu. Bu taraftan kaldır. Ece. Hey, siz kimsiniz? Kimsiniz? Ya benim. Sessiz ol, benim. Dursana. Bir şey duydun mu? Bir şey mi dedin ki duyayım? Hayır. Şu odadan bazı gürültüler geldi. Dekoratörün bilinci yerine gelmiş olabilir. Bakalım. Konuyu değiştirme. Hiçbir yere gidemezsin. Soruma yanıt ver. Dekoratöre bir şey olursa başımız belaya girer. Bırak da gideyim. Kısa bana cevap vermezsen sorun çıkacak. Büyük anne. Lütfen beni takip etme. Ya hepiniz buradan gidin. Gidin. Acele edin. Hemen uzaklaşın. Hadi çabuk. Yakalanırsam mahvolurum. Buradan mı? Hey, dur. Tamam. İşte bu delikle kafamı vur, tamam mı? Ve pencereden hemen kaç. Ne bunu neden? Hadi çabuk, söylediğim yap, uzaklaşman gerekiyor. Hadi çabuk. Bak, biri gelmeden önce bana kuvvetlice vurman lazım. Yakalayın onu. Sen iyi misin? Raj. Ne oldu? İyi misin Raj? Ne oldu? Yakala onu. Bana vurdu ve kaçtı hemen. Onu yakalamamız lazım, yoksa kaçacak. Sen aklını mı kaçırdın Raj yaralı ve sen hala dekoratörün derdindesin. Gel benimle. Bunları yapmana ne gerek vardı ki? Kim oraya gitti, aksiyon gösterisi yap dedi. Şu yaralarına baksana. Aklından ne geçiyordu? Neden yaptın bunu? Onu yakalamak için oraya gittim. Onun bana vurup kaçacağını tahmin edemezdim. Umarım o adam belasını bulur. O tehlikeli adamı evimizde tutmanızın ne anlamı vardı ki sanki, anlamıyorum. Neyse ki çok ciddi yaralanmış. Anne.
Sen üzerinde bir dolu takıyla geziyorsun. Eğer seni görseydi kesin seni de öldürürdü. İyidir Raj. Oraya yalnız başına girmenin anlamı neydi? Yani söyleseydin biz sana eşlik... Yani onu yakalamaya çalışmak yerine hepinizi tek tek oraya mı davet etseydim diyorsun? Raj sakin ol. Polisi arayıp onun kaçtığını bildirelim. O çok tuhaf bir adam. Ona iyi davrandık. Ona o kadar iyi baktık. Ama onun bize yaptığına bir bakın. Hepimiz bunun nedenini biliyoruz. Sevgili patronumuz bizi gerçekten önemsiyor. Yani baksanıza, Raj yaralandı ama Pragya hala dekoratörle uğraşıyor değil mi? Bunlar onun için önemsiz şeyler. O para için kendi kocasını terk eden bir kadın. Benim kocamla ilgilenmesini mi bekliyordun? Hiç kimsenin duygularıyla ve düşünceleriyle ilgilenmiyor. Tek ilgilendiği, tek bildiği şey para o kadar. Sen çok konuşmaya başladın Mitali. Seni cezalandırdığı zaman onun gücünü anlarsın. Umurumda bile değil anne. Yılan dediğin insanı sokar. Beni cezalandırmaktan başka ne yapabilir ki? Ama bugün beni kimse susturamaz. Yeter artık canıma tak etti. Düğünden sonra bu eve geldiğimde tek istediğim onun gibi biri olmaktı. Onu çok sevmiştim. Ama bugün eskiden ona benzemek istediğim için kendime çok kızıyorum. İnanın bana çok kızıyorum. Pragya, bana söyler misin lütfen? O adamla aranızda ne var söylesene. Neden ona bu kadar özen gösteriyorsun? O yaralandığında aldın onu iyileştirdin. Ama benim kocama ne olacak? Canının yandığını görmüyor musun? Biz insan değil miyiz? Boş versene Mitali. Bilmez misin? Böyle utanmaz insanlar. Başka kimseyi umursamazlar. Size o adamla aşk yaşadığını söylüyorum ve bunda kesinlikle haklıyım. Neden öyle bakıyorsun? Seni defalarca o dekoratörün odasına girerken gördüm. O öyle utanmaz ki başka kimse odaya girmesin diye asistanı Ronnie'yi kapı nöbetine bırakıyor. O odada neler yaptığını Tanrı bilir. Sessizliğin ne kadar haklı olduğumu kanıtlıyor. Ve bakın nasıl üzgün görünüyor. Çok üzüldü çünkü dekoratörü buradan gitti. Kes şunu Tanrı. Derhal çeneni kapat yoksa... Ne yaparsın? Bana vurur musun? Yoksa gerçeği söylediğim için beni cezalandıracak mısın? Ne yaparsan yap ben gerçekleri söyleyeceğim. Tanrı seninle ilgili gerçekleri anlatırsam bunu kaldıramayabilirsin. Dikkat etsen iyi olur. Benimle ilgili gerçek mi? Sen neden bahsediyorsun? Anladım. Masumiyetini ispatlayamayınca hakkında hikayeler uydurmaya başladın. Hadi söyle bize. Benim hakkımda bildiğin şey neymiş? Hadi hemen söylesene. Herkes bilsin. Gördünüz mü? Onun gerçek karakteri bu. Onun foyasını meydana çıkardığım için şimdi beni tehdit ediyor. Ama en büyük gerçek senin para hırsın. O ahlaksız bir kadın. O para için her şeyi yapabilecek biri. Yaptıkları ortaya çıktığında da başkalarına iftira atar. Bu onun gerçek yüzü. Yeter Tanrım. Yeter. Birini aşağılamadan önce iyi düşün. Çünkü gerçekler seni utandırabilir. Güvenlik! Onu içeri getirin.
Onunla ilgili gerçeği duymadan önce bu adamın neler söyleyeceğini bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.